Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben Furkan Hoca. Bugünkü matematik dersini beraber yapacağız. Bugün üslü sayılar bakacağız arkadaşlar. Üslü sayılarla ilgili ilerleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar, üslü sayılara en baştan başlayacağız. Ve yani üslü sayıları normalde hiçbir şey bilmiyormuşsunuz gibi ilerleyeceğiz. Üslü sayılardan. Şimdi üslü sayı ve üs kavramı dediğimiz şey ne arkadaşlar? Öncelikli olarak. Şimdi bir gerçel sayının kendisiyle belli sayıyla çarpılmasıyla arkadaşlar üslü sayılar oluşuyor. Yani şöyle ki mesela burada olduğu gibi x sayısının m defa kendisiyle çarpılmasıyla ne oluyor arkadaşlar? Buradaki hikayede de olduğu gibi ne olacak? X üzeri m dediğimiz aslında üslü sayı oluşuyor değil mi şurada? Mesela atıyorum 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı işte 2 dediğimizde kaç tane 2 var arkadaşlar burada? Sonuçta baktığımızda 6 tane 2 yok mu? Ve bu da ne olmuş olacak buradan? 2 üzeri 6 olmuş olacak değil mi? Çünkü buradaki şöyle düşünebilirsiniz. Arkadaşlar bir sayı üslü yazmak aslında çarpma şeklindeki yazılmış ifadeyi kısa halde ifade etmektir diye düşünebilirsiniz. Mesela bir ifadeyi kendi arasında mesela 20 kez toplamak yerine de biz bunu kendi arasında ne yapabiliriz? Çarpabiliriz. Mesela buna örnek olarak da 2 artı 2 artı 2 artı 2 artı işte 2 diye düşündüğümüzde 3 buradan 6 tane mi arkadaşlar? Ne olmuş olacak şurası? Yani 6 çarpı 2 olacak. Şimdi bir şeyin toplanmasıyla çarpılması ne oluyor arkadaşlar? Birbirinden farklı ifadeler aslında. Şimdi buradaki ifadeleri biz okurken nasıl ifade ediyoruz? Diyoruz ki buradaki tabandaki sayı bizim için taban, üstteki sayı da ne oluyor arkadaşlar? Direkt üs olarak ifade ediyor. Mesela şunu nasıl sözel olarak ifade ediyoruz? 2 üssü 6 olarak ifade ediyoruz değil mi? Şimdi buradaki hikayeye baktığımızda ne olacak arkadaşlar? Buradaki soruda. Şimdi 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 dediğimizde burası ne olur arkadaşlar? Şuradaki ifade aslında 2 üzeri 8 olacak değil mi? Artı şuradaki ne olur arkadaşlar? Şuradaki ifadeye baktığımızda burası da toplam durumunda olduğundan dolayı 2 çarpı ne olacak? 8. Peki 2 üzeri 8 nedir arkadaşlar? 2 üzeri 8 kaç yapar? Üzeri 8 kaç yapar? 256 değil mi? Güzel. Teşekkür ediyorum. 2'nin 6. kuvveti 64, 7. kuvveti ne yapar arkadaşlar? 128, 8. kuvveti de nedir? 256. Yani buraya baktığımızda 256, 8 kere 2, 16. Ve bunları da toplayınca ne oluyor arkadaşlar? 272 mi olacak tümüne baktığımızda? Var mı problem? Burada sormak istediğiniz bir yer var mı arkadaşlar? Peki. Şimdi burada ne olacak? Diyor ki bana yukarıdaki verilen ifadelerden kaç tanesi daima doğrudur demiş arkadaşlar. Ne olacak? Birinci öncüle baktığımızda birinci öncülümüz doğru mudur, yanlış mıdır sizce? Direkt artı da bırakabilirsiniz. Birinci öncül doğru mu, yanlış mı? Yanlış. Ne olması gerekiyordu arkadaşlar? Bu yanlış bir ifade ediş şekli. Burası ne olacak? 3 çarpı 5 olmalıydı değil mi? Şimdi şuna baktığımızda burası ne arkadaşlar? Şuradaki ifadeye baktığımızda bu da doğru mu yanlış mı? İkinci öncülümüz. O da yine yanlış değil mi? Bunun ne olması gerekiyordu? 7 üzeri 2. Doğrusu bu olurdu. Peki şuna baktığımızda üçüncü öncül doğru mu yanlış mı? O da yine yanlış. Buradaki de ne olacak arkadaşlar? Yine 4a olacaktı değil mi doğrusu? Şuradakine baktığımızda eksi 1 çarpı eksi 1 çarpı eksi 1 bu da ne olur? Bu doğru mudur? Yanlış mıdır? Doğrudur değil mi? Sadece zaten bunu doğru bulduk şu ana kadar. Şimdi şuradakine baktığımızda x çarpı x çarpı x çarpı x çarpı x'in doğru mu yanlış mı olduğunu ne deriz? Bu da doğrudur değil mi arkadaşlar? Bu ne olacak? Direkt 5 tane x olduğu için direkt x üzeri 5 olmuş olacak. Yani buradan da kaç tanesi daima doğrudur diye düşünürsek sadece ve sadece 2 tanesi doğruymuş arkadaşlar. Şimdi negatif üs dediğimiz bir olay vardı arkadaşlar. Negatif üs dediğimiz şey ne?
Burada baktığımızda bir sayının çarpma işlemine göre tersinin alıyoruz değil mi? Yani mesela arkadaşlar tabii ki 2 üzeri eksi 1 dediğimizde şuradaki ne olmuş olacak? 2 üzeri eksi 1 dediğim yer. Arkadaşlar siz yazabilirsiniz. Ben zaten oradan bir yandan gözüm orada takip ediyorum yani. 2 üzeri eksi 1 dediğimiz şey ne olacak? Şuradaki ifade. Şimdi bunun altında biz 1 olduğunu, yani her sayının aslında 1 olduğunu, altında 1 olduğunu, bölüm durumunda 1 olduğunu düşünüyoruz değil mi? Ve bu yüzden de ne oluyor arkadaşlar? Buradaki eksi kuvvet aslında bu ifadenin payıyla paydasının yer değiştirmesini sağlayacak. Yani burası ne olmuş olacak o zaman? 1 bölü 2 üzeri 1 olmuş olacak değil mi? Mesela 2 üzeri eksi 3 dediğimizde ne olmuş olacak arkadaşlar buradan? Altında yine 1 olduğu için burası ne olmuş olacak? 1 bölü 2'nin 3. kuvveti olacak. Bu da 1'in 3. kuvveti, 2'nin 3. kuvveti olacak. Yani 1 bölü 8 olacak. Mesela atıyorum 3 bölü, şurası ne olsun? 3 bölü 4'ün eksi 2. kuvveti olsun. Şuradakinde ne olmuş olacak? 3 bölü 4 üzeri eksi 2 dediğimizde burası nedir arkadaşlar? 4 bölü 3'ün 2. kuvveti mi olacak? Yani buradan ne oluyor arkadaşlar? Bunun da karesini alırsam 4'ün karesi bölü 3'ün karesi olacak. Yani o da ne oluyor arkadaşlar? 16 bölü 9 oluyor. Havva ne demiştin? Bir dakika bakıyorum hemen. Aralarında toplam işlemi olunca kuralı neydi? Tekrar söyler misiniz? Şimdi mesela atıyorum A artı, A artı, A artı, A artı diye düşünürsen kaç tane A var? Baktığın zaman 4 tane ya. O yüzden 4A olacak. Tamam mı? Şimdi birin kuvvetleri, şimdi birin kuvvetleri üstü arkadaşlar, birin her türlü kuvveti ne oluyordu arkadaşlar? Her zaman kendisine eşit olacak. Yani 1'e eşit olacak değil mi? İster 10. kuvvetini al, ister eksi 50. kuvvetini al, ister 250. kuvvetini al, ister 0. kuvvetini al. Her halükarda ne olacak? 1 olacak. Bir de şuna dikkat ediyorum. Bakın bu özellikle mesela birazdan zaten bununla ilgili yine sorumuz var. Sıfırdan farklı her gerçek sayının sıfırıncı kuvveti. Ne olmuş olacak arkadaşlar? Bu da her zaman sıfıra eşittir. Tamam mı? Yani şöyle düşünebilirsiniz bununla ilgili. Mesela atıyorum 2 üzeri 0 zaten ne olacak? 1. Mesela 100 üzeri 0 nedir arkadaşlar? Yine 1. Eksi 1000 üzeri 0 nedir arkadaşlar? Eksi 1000 üzeri 0 nedir? Peki. Eksi 1000 üzeri 0 ne olur? Yine ne olacaktır arkadaşlar? 1 olacaktır değil mi? Peki mesela eksi 1 bölü 10.000'in 0. kuvveti nedir? Yine arkadaşlar bu da 1'dir. Sadece ve sadece burada şuna dikkat ediyorum. 0. kuvvet, yani 0'ın 0. kuvveti arkadaşlar belirsizdir. Tamam mı? Yani burada şuna dikkat ediyorum. Bunun dışında yani sıfır hariç bütün sayıların sıfırıncı kuvveti her zaman 1 olacaktır arkadaşlar. Şimdi üstü sayılarda dikkat edilecek durumlar var arkadaşlar. Bunlarda baktığımızda ne olacak? Negatif sayıların tek kuvvetleri, negatif çift kuvvetleri pozitif. Tamam, güzel bir hikayesi var ama mesela burada yıllardır aldandığımız bir durum var. Şimdi... Mesela eksi 2 üzeri 3 dediğimizde bu nedir arkadaşlar? Eksi 2'nin aslında kendi arasında 3 defa çarpılması anlamına gelecek değil mi? Yani eksi 2 çarpı, eksi 2 çarpı, eksi 2 olacak. Bu da nedir arkadaşlar? Eksi 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 ne yapar? Sonuç ne olacak bir kere her halükarda? Eksi çarpı, eksi çarpı, eksiden eksi olacak. Yani burası ne oluyor o zaman? Eksi 8 olacak değil mi? Şimdi o zaman buradan şunu mu çıkartıyoruz zaten hani? Notumuzda olduğu üzere negatif sayıların tek kuvvetleri ne olacak? Her zaman negatif olacak arkadaşlar. Çift kuvvetine gelirsek. Şimdi çift kuvvetle ilgili dikkat edeceğim belli başlı şeyler var. Mesela eksi 2'nin karesi sizce nedir? Ya da sizce sonucu kaçtır eksi 2'nin karesinin? Kaçtır? 4 eksi 4 eksi 4 eksi 4 eksi 4. Aynen. Şimdi burada aslında parantezden de ziyade şuna dikkat ediyorum. Arkadaşlar buradaki eksi dediğim aslında 2'nin karesine ait. Yani bu ne demektir biliyor musunuz arkadaşlar? Eksi 2 çarpı 2 demektir. Bu yüzden de burası ne olur? Eksi 4 olur. Mesela
Şöyle bir şeye baktığımızda eksi 2'nin karesi dediğimizde burada ne olacak arkadaşlar? Kare ne olacak? Eksi 2'ye ait olacak değil mi? Eksi 2'ye ait olduğu için de burası ne olacak? Eksi 2 çarpı eksi 2 olmalı. Peki eksi 2 çarpı eksi 2 olduğuna göre burası ne olmuş olacak tabii ki de? Artı 4 olmuş olacak değil mi? Eksi ile eksinin çarpımı artı, 2 ile de 2'yi çarptığımızda ne olacak? Tabii ki de 4 olacak. Peki mesela şöyle bir şey sorsam. Şimdi bir A sayım var, tamam mı? Bu A sayısı negatif bir sayı olsun. Peki bu negatif sayıya baktığımızda mesela A'nın kübü dersek sizce bunun sonucu negatif midir, pozitif midir? A negatif bir sayıysa A'nın kübü negatif midir, pozitif midir? Her halükarda ne olmuş olacak? Negatif olacak değil mi? Peki mesela A'nın karesi dersem sizce negatif midir, pozitif midir? Burada ne olacak? Her halükarda arkadaşlar bu da pozitif olur. Neden? Çünkü buradaki hikayeye baktığımızda A çarpı A değil mi burası? Şimdi A negatif bir sayıysa burası da ne olacak arkadaşlar? Yine negatif bir sayı değil mi? Peki iki tane negatif sayının çarpımı ne olur arkadaşlar her zaman? Pozitif olacaktır. O yüzden de bunun sonucu nedir? Pozitiftir. Yani parantez var, parantez yok vesaireden ziyade parantezin ne işe yaradığını bilmem daha iyi olabilir. Şimdi mesela ilk ifadeye baktığımızda eksi 2'nin karesi yani parantez yokken ne olacak arkadaşlar? Oradaki kare sadece ve sadece 2'ye ait oluyor. Alttaki duruma baktığımda ne oluyor mesela? Oradaki kare eksi 2'ye ait oluyor. Eksi 2'ye ait olmasından da ne olacak? Eksi 2 çarpı eksi 2 oluyor. O da ne oluyor arkadaşlar? Artı 4 olmuş olacak. Tamam mı? Buna dikkat ediyoruz. Var mı sorusu olan arkadaşlar? Sormak istediğiniz bir yer var mı? Bir de arkadaşlar bölümleriniz neler? Hangi bölümlerdesiniz? Ve herhangi bir kursa ya da online eğitime kayıtlı mısınız? Okul öncesi öğretmenli. Öğretmen de var yani aramızda. Güzel. Sağlık. Tarih öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği, dikap. Güzel. Arkadaşlar, yani bu sene öğretmenlikle ilgili gayet zaten hani fazla bir alım olacak diye düşünülüyor. Genel olarak aslında birçok bölümde alınacak diye düşünülüyor ama umarım dilediğiniz, istediğiniz gibi her şeyi kazanır elde edersiniz arkadaşlar. Yani lisans matematiğe ben anlatıyorum. Lisans matematikte ben varım, evet. Lisans KPSS bu sene ne zaman? Temmuz'da olacak yine. Şimdi arkadaşlar şöyle tarihlerle ilgili bir ÖSYM bir açıklama yayınladı. Sonra seçim tarihleriyle tarihler çakıştı falan. Bir şeyler oldu. Tekrar onu bir geriye çektiler yayınladıkları tarihleri. Belki takip ediyorsunuzdur. Onunla ilgili tekrar bir güncelleme bir şeyler tekrar gelecek. Ben yani seçim tarihinin tam netleştikten sonra belki biraz daha değişebileceğini düşünüyorum. Hani net hani şu an Temmuz'da diye biliyoruz ama yine değişme ihtimali var. Şimdi buradaki soruya baktığımızda ne olacak? Ne diyor arkadaşlar? Eksi 2018'in sıfırıncı kuvveti varmış değil mi burada? Şimdi sıfırıncı kuvvetine baktığımızda ne olacaktı arkadaşlar? Her sayının sıfırıncı kuvveti nedir? Her halükarda 1 olacaktır değil mi? Şimdi 2 üzeri eksi 1 var. 2 üzeri eksi 1 nedir arkadaşlar? Buraya baktığımızda 2 üzeri eksi 1 dedi. Burası ne oluyor arkadaşlar? 1 bölü 2. Şimdi 2 üzeri eksi 1 dediğimizde burası ne olacak yine? 1 bölü 2 ve eksi 1'in sıfırıncı kuvveti olduğundan dolayı burası da ne oluyor arkadaşlar? Eksi 1 olmuş olacak değil mi? Peki bunda nesi var? 1919. kuvveti var. Şimdi arkadaşlar burada çıkarma yaparsam ne olacak? Payda eşitlemem gerekiyor değil mi? Şunun altında ne vardı? 1 var. Burayı 2 ile genişletiyorum. Yine bunun altında 1 var. Burayı 2 ile genişleteceğim. Buradan ne oluyor arkadaşlar? 2 eksi 1 bölü 2 mi oldu şurası? Şuraya da baktığımızda 1 eksi 2 bölü 2 oldu. Tabii ki bunun da nesi var yine? 1919. kuvveti var.
Şimdi 2 eksi 1'den burası ne olacak? 1 bölü 2. Şuraya baktığımızda burası ne oluyor arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2. Bunda nesi var? Yine 1919. Kuvveti var değil mi? Buradaki ifadeyi düzenlersek şurası ne olacak arkadaşlar? 1 bölü 2'ye eksi 1 bölü 2'ye bölersem eksi 1 olacak. Eksi 1'in de 1919. Kuvveti, yani o da ne olacak arkadaşlar? Her halükarda yine eksi 1 mi olacak? Var mı sorunuz? Var mı sormak istediğiniz bir yer? Şimdi işleyiş de buradakine benzer gidiyor ve normalde en baştan, en temelden başlayıp sonrasındaki karışık sorular çözüyorum arkadaşlar. En sonunda da, yani derslerde de öyle yapıyorum. En sonunda da çıkmış soruları çözüyorum. Çıkmış sorularla ilgili çözüyorum. Bütün işte görüp görebileceğiniz. Tamam, yani sistem bu şekilde. Normalde de bu şekilde ilerliyor zaten. Sonuç 1 olmasaydı nasıl olabilirdi? Yani şöyle olabilirdi mesela. Buradaki hikaye 2 üzeri, mesela atıyorum 2 çıksaydı 2 üzeri 1919 diye bırakmak zorunda kalacaktık. Başka hiçbir şey yapamıyoruz. Tamam, yani bunu hesaplayamayız çünkü. Mesela atıyorum 1 çıktı. 1 çıkınca da 1919 olurdu. Mesela 0 çıksaydı sonuç 0 olurdu gibi gibi. Ne kadar sürüyor derken? Şimdi buraya baktığımızda bugünkü dersimiz sadece 40 dakika olacak. Hani hem tanışmak hem dersler nasıl işleniyor vesaire görmek için arkadaşlar. 40 dakika sadece sürecek. Şimdi buradaki hikayeye baktığımızda 141'in x artı ikinci kuvvetinin 1 olduğu söylenmiş. Peki sizce buradan x kaçtır? Yani buradan aslında bana x'i buldurmaya çalışıyor. Peki buradan x kaçtır? Şimdi 141'in hangi kuvveti 1 olur arkadaşlar? Baktığımız zaman şurası ne olacak? Tabii ki de eksi 2. Yani şöyle düşünebiliriz. Hatta direkt x yerine yazmayalım da. Mesela x'e direkt şuradakinin kuvvetinin 0 olması gerektiğini söyleyebilirim. X artı 2 buradan 0 olacak. Peki x buradan ne oldu arkadaşlar? Eksi 2 mi oldu? Şimdi x'in eksi 2 olduğunu anladım. Çünkü 141'in sadece ve sadece 0. kuvveti 1 olur. Peki buradan baktığımızda şuradaki ifadede aslında ne yapacağız? X gördüğümüz yerlere yerleştireceğiz. X ne olacaktı? Eksi 2. Eksi 2 üzeri. Eksi 2 artı 1 bölü eksi 2 üzeri eksi 2. Şimdi arkadaşlar önce şuradakinin eksi ikinci kuvveti vardı ya, onun bir ne yapalım? Eksi ikinci, yani önce eksi kuvvetini bir alalım. Eksi kuvvetini alınca buradan ne oldu arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 üzeri 2 mi olacak şurası? Eksiden kurtuldum. Payla payda yerleştirdim. Çünkü bunun altında ne vardı arkadaşlar? 1 vardı. Peki şimdi şuraya baktığımızda artı, burada ne olacak? Yine eksi kuvvet var. Payla paydayı yer değiştiriyorum. Yer değiştirince burası ne oldu? Eksi 2'nin karesi mi oldu? Şimdi şuradaki hikayeye baktığımızda buradan karesi olacaksa arkadaşlar. Şimdi eksi 1 bölü 2'nin karesi nedir? Şöyle uzun uzun yazarsam mesela eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 2 olacaktır değil mi? Şurası da nedir arkadaşlar? Eksi 2 çarpı eksi 2 olacak. Peki burada da eksi 1 ile eksi 1'i çarptım 1. 2 ile 2'yi çarptım da burası ne oldu? 4 artı eksi 2 ile eksi 2'yi çarparsam burası 4. Şunun altında ne var? 1 mi var? Şurayı da 4 ile genişletiyorum. 1 artı 16 bölü şurası ne olacak arkadaşlar? 4 mü oldu? Yani buradan da 17 bölü 4 müymüş arkadaşlar cevabımız? Var mı problem? Peki, güzel. Şimdi teşekkür ediyorum. Şimdi eşitliğin sağlayan sayıları bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar bir olması için neye ihtiyacım var? Önce onu düşünmeliyim. Şimdi opsiyon olarak düşünelim. Şimdi birinci durumda. Şimdi arkadaşlar bir, yani tabandaki sayı direkt bir olursa birin herhangi bir kuvveti ne olur? Bir olur değil mi? Yani burada ne olması gerekiyor? Tabanın 1 olması gerek değil mi? Şimdi ikinci durum, tabandaki eksi 1 olur ve bunun da yine a'ncı kuvveti ne olabilir? 1 olabilir. Yani eksi 1'in çift kuvveti, tamam mı? Çift kuvveti olması.
Ya da üçüncü durumda ne olacak arkadaşlar? Herhangi bir sayının, yani sıfır hariç herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti olursa yine bir olabilir, değil mi? Sıfır hariç herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti. Şimdi üç tane durumum var. Şimdi bu üç duruma göre incelersem. Şimdi bir olma durumuna bakalım. Şimdi ne olacak? Birinci öncüle göre bakarsak ne olması gerekiyordu? Tabandaki sayının bir olmasına ihtiyacım var. Yani x eksi 3'ün bir olmasına ihtiyacım var. Şimdi arkadaşlar buradan baktığımızda x ne geliyor? Şuradaki ifadeye baktığımızda 4 mü oluyor? Peki şimdi ikinci durumu neydi? Tabandaki sayının eksi bir üssünün çift olması durumuna ihtiyacım var. Yani x eksi 3'ün eksi 1 olması durumuna ihtiyacım var. Peki bunu karşıya atarsam buradan ne oluyor arkadaşlar? X'in de 2 olduğunu bulduk. Peki üçüncü durumda ne olacaktı arkadaşlar? Tabanda sıfır hariç herhangi bir sayı olacak ve üssü ne olacaktı? Sıfır olacaktı. Yani üssü sıfır olacak bu sefer. X artı 1'i alıyor. X artı 1 ne olacak? Buradan sıfır ve X buradan ne oldu arkadaşlar? Eksi 1. Şimdi bunları buldum. Bazen bulmakla kalmayacağım arkadaşlar. Bir de bunları istediğim durumları şimdi şöyle düşünebiliriz. Mesela şimdi buradakinin tabandakinin 1 olması gerekiyordu, değil mi? İşte şurada eksi 1'in çift kuvveti. Yani tabanın eksi 1 olması ve çift olması. Üssün çift olması. Sıfır olma taban yani üssün sıfır olması tabandaki sayının sıfır hariç herhangi bir sayı olmasına ihtiyacım var, değil mi? Yani iki öncüllü durumlarım var. O yüzden bulduğum sayılar arkadaşlar bir de götürüp yerine deneyeceğim. Acaba oluyor mu? Acaba olmuyor mu? Tamam mı? Şimdi buradakine baktığımda x yerine 4 yazarsam burası ne olacak? 4 eksi 3 üzeri 4 artı 1 eşittir 1. Dediğimde buradan ne oldu? 1 üzeri 5 eşittir 1 gayet de sağladı, değil mi? Şimdi geldik şuna. X'in 2 olması 2 yazdım. 2 eksi 3 üzeri 2 artı 1 eşittir ne olacak arkadaşlar buradan? 1. Şimdi şu yanlış oldu. Buradan baktığımızda ne oldu? Eksi 1 üzeri 3 eşittir 1 mi arkadaşlar? Değil. O zaman bu ne olmuyor? Bu tabii ki de sağlamadı, değil mi? Şimdi şuraya baktığımızda buradan ne olacak arkadaşlar? X yerine eksi 1 yazdık. Eksi 1 yazınca eksi 1 eksi 4 pardon eksi 3 direkt sonucunu yazmış oldum. Eksi 1 artı 1 eşittir 1 mi? Eksi 4 üzeri 0 yani o da 1 mi? 1 arkadaşlar. Bakın ne oldu? İkinci öncüldeki maddeme göre sağlamamış oldu, değil mi? O yüzden bunlarda ne yapıyoruz? Bazı şeylere dikkat edeceğiz, tamam mı? Var mı problem? Var mı sormak istediğiniz bir yer? Peki, o zaman geçtim. Şimdi burada baktığımızda ne olacak arkadaşlar? Bir tam sayı var ve şeklinde düzenlenebilmişse ki bunları zaten arkadaşlar faktöriyel kısmında da kullanıyoruz. Şimdi buradaki ifadeye baktığımızda x çarpı 10 üzeri n şeklinde düzenlenebilmişse bu sayının basamak sayısını nasıl hesaplayacağım? Şimdi mesela arkadaşlar atıyorum 10 üzeri 5 dediğimizde bu sayıda ne olur? Sondan nesidir arkadaşlar? Sondan 5 basamağı nedir? Sıfırdır. Değil mi bunun? Aynı sayıya baktığımızda da şimdi şuradakine baktığımızda ne olacak? Sayı da arkadaşlar 6 basamaklı olacak. Mesela atıyorum 1347 çarpı 10 üzeri 9 sayısına baktığımızda ne olur arkadaşlar? Sondan 9 basamağı nedir? Sondan 9 basamağı sıfırdır. Şimdi buradakine baktığımızda ne olmuş olacak arkadaşlar? Sayının aslında başında da 4 tane basamak olduğundan dolayı bu sayı ne olur arkadaşlar? Sayı toplamda 13 basamaklı olacaktır. Tamam mı arkadaşlar? Bu olay da bizim için yine önemli. Hani sadece üstü sayılar gibi düşünmeyin. Biz bunları parçalayacağız. Asal çarpanları ayırmada ve aynı zamanda faktöriyel kavramında da bu mantığı kullanıyoruz arkadaşlar. Hatta bununla ilgili mesela şeyler de olabiliyor. Sayısal mantıkta da buna benzer. Hani bu nitelikteki şeyleri kullanacak sorular karşınıza çıkacak zaten. Peki şimdi geldik şuraya. Ne diyor? 2 üzeri 23 çarpı 5 üzeri 21 eşittir a çarpı 10 üzeri x olduğuna göre x'in en büyük değer için a artı x kaçtır demiş arkadaşlar.
Şimdi nasıl bir yol izlemem gerekecek burada? Şimdi şuradaki ifadeye baktığımızda, şimdi bunu bir düzenlemem gerekiyor. Şimdi buradaki ifadeyi düzenlediğimde nasıl bir şey elde edeceğim arkadaşlar? Şimdi şuradakinin üstlerinin aynı olması gerekiyor. Şimdi burada şunu hatırlayalım. Mesela atıyorum 10 üzeri a dediğimiz sayı aslında 2 üzeri a çarpı 5 üzeri a değil midir? Şimdi buradakini de baktığımız zaman ne olmuş olacak şurası? 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 21. Yani 2'nin ve 5'in kuvvetlerinin aynı olmasını isteyeceğim değil mi burada? Yani 5 üzeri 21 eşittir a çarpı 10 üzeri ne olacak arkadaşlar? X mi? Şimdi şuradaki ifadeye baktığımda bu tam olarak benim istediğim hale geldi. Yani 2 üzeri 2 çarpı burası ne olur arkadaşlar? Şurası ne olacak? 10 üzeri ne olmuş olacak? 21 mi olacak? Peki bu da nedir? A çarpı 10 üzeri x mi olacak? Şimdi şuradaki ifadeye böyle baktığımızda. Burası nedir arkadaşlar? 4 mü? Yani 4 çarpı 10 üzeri 21 eşittir A çarpı 10 üzeri x mi olacaktır? Peki buradan A dediğim sayı ne olacak arkadaşlar? 4. 21 dediğim sayı da ne olmuş olacak? X mi olacak? Yani A'yı 4, X'i de ne buldum? 21 buldum. Peki bunları da toplarsam ne olacak? A artı x eşittir 25 mi olacak? Var mı problem? Var mı sormak istediğiniz bir yer arkadaşlar? Kafanıza takılan. Peki, güzel. O zaman geçtim. Şimdi arkadaşlar, üslü sayılarda toplama ve çıkarma işlemi. Şimdi buradakinde toplama ve çıkarma yapabilmek için ki bakın normalde KPSS'de, lisans KPSS'de arkadaşlar iki tane üslü sayı sorusu geliyor. Geçmiş yıllarda sınava giren var mı? Yani sınav sorularına bakan ya da sınava giren var mı aramızda? Fark etmişsinizdir. Ki arkadaşlar iki tane üslü sayı sorusu çıkıyor değil mi? Şimdi bir tanesi bu tarz işte toplama, çıkarma, çarpma, bölme ile ilgili. Bir tanesi ne arkadaşlar? Üslü denklemlerle ilgili değil mi? Şimdi bu yüzden de şimdi bu kısımlarda hani böyle normalde çok basitmiş gibi falan geliyor ama şimdi burada da ne yapıyoruz arkadaşlar? Yine dikkat ediyoruz. Çünkü sınavında bir de genelde bunlar ilk 6 sorusunda falan bulunuyor. Böyle işte alıştım, ısındım, ısınacağım bir yandan işte hani yapacak mıyım, yapamayacak mıyım, heyecan falan filan. Bu tarz şeylerde arkadaşlar direkt takılabiliyorum. O yüzden de hani böyle çok basit vesaire gibi düşünmeyin. Dikkat ve şey gerektiriyor yani ciddi bir şekilde. Problem tarzı da oluyor ama yani üstülerin problemleri daha çok hani KPSS tarzı değil. Onlar biraz daha YKS tarzı oluyor. Şimdi şuradaki hikayede arkadaşlar toplama ve çıkarma işleminde ne yapıyoruz arkadaşlar? Benzer terimlerin yani dereceleri eşit olmalı arkadaşlar. Katsayılar arasındaki yapılan işlemler. Mesela bakınız. 2 tane 3'ün karesi artı 5 tane 3'ün karesi eksi 3'ün karesi dediğimizde bu ne olur arkadaşlar? Şuradaki ifadede. Şimdi biz burayı aslında 3'ün karesi parantezine almışız gibi düşünüyoruz. Peki burayı mesela biz 3'ün karesi parantezine alıyorsak aslında bir ifadeyi ne yapıyorsak paranteze, ortak paranteze almak demek. O ifadedeki bütün terimleri tek tek ne yapmak demek arkadaşlar? Ortak paranteze aldığım ifadeye bölmek demektir. Yani buraları ne yapıyorum aslında? Ben 3 üzeri 2'ye böldüğümü düşünün. Peki burada ne kalır? Sadece 2. Burada ne kalır? Artı 5 değil mi? Burada ne kalır arkadaşlar? 3'ün karesi bölü 3'ün karesinden eksi 1 kalacaktır. Peki 3'ün karesi çarpı şurası ne olur? 2 artı 5'ten 7. 7 eksi 1'den de burası ne oldu arkadaşlar? 6 mıymış? Hatta ve hatta bazen bunun şıklarda böyle soruyu çözdüm dersin ama şıklarda mesela bulduğun cevabı bulamayabilirsin. Ne yapar? Bazen bununla ilgili ufak değişiklikler yapabilir. Nasıl ki mesela bakın burada arkadaşlar şurası 6 dediğim sayı nedir? 2 çarpı 3 değil midir? Şimdi buradaki ifadeye baktığımızda 3'ün karesi şurası da 3'ün birinci kuvveti değil mi? 2 üzeri 1 çarpı 3'ün burası ne oluyor arkadaşlar? Üçüncü kuvveti mi olur? Tabanlar aynı olduğu için üstler ne yapılır arkadaşlar? Toplanır. Bunu zaten birazdan zamanımız yeterse geleceğiz diyeceğim ama gelemeyebiliriz.
Şimdi var mı arkadaşlar burada problem? Mesela bazen de şöyle olabilir. Diyebilir ki bana 5 tane x üzeri 7 eksi 4 tane x üzeri 7 gibi ifadeler de olabilir. Bu da nedir arkadaşlar? 5 tane x üzeri 7'den 4 tane x üzeri 7'yi çıkartırsam ne olur? Bir tane x üzeri 7 kalır değil mi sadece elimde? Şimdi buradaki hikaye bittiyse şuraya bakalım arkadaşlar. Şimdi çarpmam. 8-10 dakika daha zamanımız var. Şimdi çarpma işlemi. Şimdi çarpma işlemine baktığımızda arkadaşlar ne olmuş olacak burada da? Tabanları aynı olan. Üstleri farklı olan. Şimdi burada iki tane öncülüm var. Tamam mı? Buna dikkat. Şimdi bir kere birincisinde şu tabanları aynı. Tamam mı? Üstleri farklı olan üstü sayılar çarpılırken arkadaşlar tabanlar ne yapılıyor? Aynı kalıyor. Sadece ve sadece üs olarak yazılmasıyla buluyorum. Değil mi bunları? Şimdi mesela şöyle düşünebilirim. 2 üzeri 3 çarpı şuradaki ifadeler ne olacak arkadaşlar? 2 üzeri 5. Şimdi bunların tabanları aynı mı? Aynı. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz bunun üstlerini kendi arasında ne yapacağız? Toplayacağız değil mi? Şimdi buradaki hikayeden de burası ne oluyor o zaman? 2 üzeri 8 olacak değil mi? Şimdi eğer üstlerimiz aynıysa ne olacak arkadaşlar? Burada baktığımızda da mesela atıyorum 2 üzeri a çarpı 3 üzeri a gibi bir ifade varsa elimde. Burada ne olmuş olacak? Üstler aynı olduğu için tabanları kendi arasında çarpacağım. Yani 6 üzeri a olmuş olacak. Mesela aşağıdaki örneklerimize bakalım. Ne diyor burada? A üzeri m çarpı a üzeri n dediğimizde burada ne olacak arkadaşlar? Tabanlar aynı olduğu için üstleri kendi arasında toplayacağız. Şuraya baktığımızda burada ne olmuş olacak? Tabanlar aynı. Bu yüzden de ne yapıyoruz? Yine üstleri kendi arasında toplayacağız. Şuradakine baktığımızda tabanlar aynı. Yine üstleri bakın kendi arasında topladık. Şurada ne olmuş arkadaşlar? Yine tabanlar aynı olduğu için üstleri kendi arasında toplayacağız. Şimdi şuradakine baktığımızda burada da ne arkadaşlar? Üstler aynı. Gördük mü olayı? Üstler aynı olduğu için tabanları kendi arasında ne yapıyorum? Çarpıyorum. Tamam mı? Bu olayı da yine dikkat edelim. Şimdi bölme işleminde nasıl bir yol izleyeceğiz? Şimdi tabanlar aynı. Yine burada da iki durum var. Tabanların aynı olması ve üstlerin aynı olması gibi. Şimdi tabanları aynı olanlarda arkadaşlar ne yapıyoruz? Bölmede üstlerini kendi arasında çıkaracağız. Mesela atıyorum 2 üzeri a bölü 2 üzeri b ise b varsa elimde bu ne olacak arkadaşlar? 2 üzeri a eksi b olacak. Peki üstleri aynı olunca ne oluyor? Mesela atıyorum 4 üzeri a bölü şurası 2 üzeri a olursa buradan ne olacak arkadaşlar? 4 bölü 2 üzeri a olacağından dolayı yani 4 bölü 2 2 olacak. Yani burası ne olacak? 2 üzeri a mı olacak? Var mı problem? Şimdi bunlarla ilgili birkaç tane soru çözeceğiz. Bakacağız sorularla ilgili durumlara. Şimdi burada ne diyor arkadaşlar? Üssü sayının üssünü yani kuvvetini alma. Mesela şimdi bu genel olarak zaten şu tarz ifadelerde daha çok işimize yarayacak. Şimdi mesela atıyorum 4 üzeri 3 dediğimde 4 üzeri 3 dediğim ifade aslında 4 nedir arkadaşlar? 4 dediğim sayı 2'nin karesidir değil mi? 2'nin karesinin nesi arkadaşlar? Kübü olduğu için de bunlarda ne yapıyoruz? Üssünü alırken üsleri kendi içerisinde ne yapacağız? Çarpacağız. Yani buradan da ne olacak arkadaşlar? 2 üzeri 6 gelecek değil mi? Mesela aynı şekilde 32 üzeri 2 üzeri 3 dediğimizde buradan ne olacak mesela? 32 dediğim sayı nedir arkadaşlar? 2'nin kaçıncı kuvveti olacak? 5. kuvveti mi? 2'nin 5. kuvvetinin karesinin ne olmuş olacak? Kübü mü olacak? Burada da ne olacak? Ha bir tane olmuş, ha iki tane olmuş, ha üç tane olmuş, ha beş tane olmuş. Hiç önemli değil. Üssünü alırken üstleri kendi arasında çarpacağım. Yani 5 çarpı 2 çarpı 3 olacak. Burası da ne oldu? 2 üzeri direkt 30 mu olmuş oldu? Var mı problem? Özelliklerle ilgili arkadaşlar. Şimdi bu özelliklerle ilgili biraz soru çözeceğiz. Sonrasında zaten bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda burada ne olacak arkadaşlar? İfadesinin eşiti nedir demiş. Şimdi ifadesinin eşiti nedir dediğinde şimdi 4 ve 8 aslında birbirine benzer sayılar.
Nasıl benzer? Çünkü bunlar nedir arkadaşlar? 2'nin kuvvetleridir. Değil mi? Şimdi 2'nin kuvvetleri olduğu için burası ne olacak? 2'nin karesinin 2x eksi 3. kuvveti çarpı 2'nin kübünün ne olacak arkadaşlar? X artı 2. kuvveti olur. Değil mi? Şimdi şuradaki hikayeye baktığımızda üssün üssünü alırsam ilk ifadede ne olacak arkadaşlar? Üssün üssünü alırsam 2 üzeri ne olmuş olacak? 2'yi tek tek bunlarla çarpacağım değil mi? E çarptığımda 4x eksi 6 mı oldu? Şurası ne olacak? 2 üzeri. 3'ü de tek tek kendi arasında çarpıyorum. 3x artı 6 mı olacakmış? Peki ben teşekkür ederim. Buradan ne olmuş olacak? 2 üzeri 4x eksi 6 artı 2 pardon 3x artı 6 mı oldu? Peki burası ne olacak arkadaşlar? Artı 6 eksi 6 birbirini götürecek. 2 üzeri ne oluyor burada? 4x artı 3x'ten de ne olacak arkadaşlar? 7x olacak değil mi? Var mı problem? Var mı sormak istediğiniz bir yer? Burada. Yoksa mesela şuna bakalım. Şimdi burada ne olacak? Ne dersiniz buna? Aynen öyle. Hepsini iki tabanında yazabiliriz değil mi? Şimdi iki tabanında yazarsak buradan ne olacak? 2 üzeri 2 üzeri a artı 1. Çarpı şurası da 2 üzeri 3 üzeri a eksi 3 bölü şurası ne olacak arkadaşlar? 2 üzeri 5 üzeri a eksi 2 mi oldu? Şimdi buradan üstün üstüne aldık. Yine ne yapacağız? Şuradaki 2'yi tek tek dağıtacağız. Yani 2 a artı 2 olacak. Çarpı şurası da ne olacak arkadaşlar? 3 dağıtıyorum buradan. 3 a eksi 9 mu oldu? Bölü şurası ne olacak? 2 üzeri 5 a eksi 10 mu oldu? Şimdi üsttekilerin tabanları aynı olduğu için üstlerini kendi arasında toplayabilirim. Topladığımda ne olacak? 2 a artı 2 artı 3 a eksi 9 mu oldu? Bölü şurası da 2 üzeri 5 a eksi 10 muymuş? Şimdi buradaki ifadeye baktığımızda şuradan 2 üzeri ne oldu arkadaşlar? 5a eksi 7 mi olacak şurası? Şuraya baktığımızda burası ne oldu? 2 üzeri 5a eksi 10. Şimdi bölmede baktığımızda tabanlar aynı olmayacak mı? Tabanlar aynı olduğu için ne yapacağım ben bunları? Üstlerini kendi arasında çıkartıyorum. 2 üzeri buradan ne olacak? 5a eksi 7 eksi 5a eksi ne olacak arkadaşlar? 10 mu? Peki 2 üzeri 5a eksi 7 eksi 5a artı ne olacak arkadaşlar? 10 mu oldu burası? Şunlar birbirini götürdü. Şimdi birbirini götürünce elimde ne kaldı? Artı 10'la eksi 7 mi kaldı? 2 üzeri 10 eksi 7. O da ne olacak arkadaşlar? 2 üzeri 3 olacak. Yani o da nedir arkadaşlar? 8 mi olacakmış? Var mı problem? Burada sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Peki o zaman burada kalalım. Yani burada kalalım. Çünkü bir ders daha sonrasında başka dersler de var. Arkadaşlar tanıştığıma memnun oldum. Yani dersin ve sistemin işleyişiyle ilgili zaten hani durum bu. Yani gördüğünüz gibi. WhatsApp grupları kuruyoruz. WhatsApp gruplarından da soru çözüyoruz. Yani yapamadığım sorular vesaire işte not paylaşımları vesaire gibi şeyler oluyor. Yani düşünürseniz, takılırsanız, sormak istediğiniz bir şey olursa zaten Tekuzem üzerinden de ulaşabilirsiniz. Tekuzem'e de sorabilirsiniz. Alacağınız eğitimle ya da eğitimlerle ilgili. Hani bana matematikle ilgili sormak istediğiniz bir şey olursa onu da Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Burak, konu olarak ders alabilir miyiz? Onu sanmıyorum. Konu olarak alabileceğinizi sanmıyorum. Ne yazık ki. Matletlerini arttırmak için ne yapmak gerekiyor? Yani şu konu eksiğin var mı? Konu eksiğin var. Önce bence eksik konularını tamamlamalısın. Ve bence en az 3 tane de kitaptan eksik olduğun konular ya da normal bildiğin konularla ilgili 3 tane kitap ya da 4 tane kitap çözmen lazım. Yani biraz ciddi bir efor ve zaman gerekiyor. Bunun dışında deneme çözmen
Instagram hesabım Furkan Koyuncu. Tek Uzem üzerinden de bulabilirsiniz. Tek Uzem takip ediyorum, Tek Uzem'i. Furkan Koyuncu. Şimdi şöyle ki, şimdi onları çözdükten sonra mesela şunu yapabilirsin. DGS'nin, KPSS'nin, işte ön lisans KPSS'nin, ALES'in bütün çıkmış sorularını tararım. Tamam mı? Bütün sorularına bak. Ve ardından da bol bol çözebildiğin kadar deneme çözmen lazım. Yani süreç içerisinde şimdi normalde KPSS soruları biraz eskiden daha klasikti. Daha böyle yapılabilir, görünce yapılabilecek tarzdaydı arkadaşlar. Ama son yıllarda giderek YKS gibi yeni nesile çok fazla kaymaya başladı. Bu yüzden de çok fazla soru pratiği istiyor ne yazık ki. Yani problemleri olsun tek, yani mesela en basit şey söyleyeyim. Yani çok böyle görmezden gelinecek, dikkat edilmeyecek bir şey. Tek ve çift sayılar. Mesela tek ve çift sayılarla ilgili o kadar güzel sorular geliyor ki artık. Hani fark etmişsinizdir belki. Hani bu bile artık hani yeni nesile kaydığı için daha hoş, daha güzel sorulara ortaya çıkartıyor. O yüzden de çok fazla pratik, çok fazla soru çözmek gerekiyor. ÖSYM'nin özellikle KPSS piyasasında çok fazla kitap, yeni nesil çok fazla içinde barındıran kitap ne yazık ki yok. O yüzden de ÖSYM'nin sorularını, işte ALES soruları olsun, DGS soruları olsun, ön lisans soruları olsun, bütün soruları çözmeye çalışın. Bu çok çok ciddi bir şey sağlayacaktır. Bakış açısı, farkındalık kazandıracaktır diye düşünüyorum. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım aramıza katılırsanız, bol bol görüşürüz, konuşuruz bu durumları. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım hedeflerinize ulaşırsınız. Bunun için tabii çok sıkı çalışmak, çok fazla emek vermek gerekiyor. Çok ciddi zaman ayırmak gerekiyor. Bunu yapıp umarım herkes dile istediğiniz hedeflere ulaşırsınız arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi çalışmalar, iyi akşamlar. Görüşmek üzere.